İyi bir maç çıkardığımızı söyleyebilirim ama bunun yanı sıra geliştirmemiz gereken noktaların da olduğunu düşünüyorum. 3-0'lık bir galibiyet bizler açısından gerçekten keyif verici bir sonuç oldu. Gelecek maç için avantajlı bir sonuç elde ettiğimizi söyleyebilirim. Galibiyetten dolayı oldukça mutluyum. Tabii ki de yeni şeyler deniyoruz, yeni hocamızla beraber. Bu da birazcık zaman gerektiriyor. İşleri daha iyi ortaya koymak adına, hocanın istediklerini daha iyi yerine getirebilmek adına. Bana göre zamanla her şeyin çok daha iyi olacağını düşünüyorum. Hocamızla konuştum. Görmüş olduğumuz bir kırmızı kart vardı. Ve benim için de o dakikalarda performans ortaya koymak zor olmuştu. Fiziksel anlamda da yeterli olamadım kendi adıma. Dolayısıyla bunu hocamızla konuşmuştuk zaten. Sonrasında tekrar beni ilk 11 olarak bugün sahaya sürdü hocam. Ben de elimden gelenin en iyisini göstermek istedim. Onun bana olan güvenini yerine getirmek adına ilk 11'deydim bugün ve iyi bir şekilde çalışmaya çalıştım. İyi bir şekilde performans ortaya koymaya çalıştım bugün saha içerisinde. Galibiyetten dolayı da bugün netice olarak mutluyum. Evet, bir azmimiz var, hedefimiz var ve maç gitmek durumundayız. Pazartesi de oynayacağımız maçı kazanmak istiyoruz elbette ki. Kazanacak kaliteye de sahibiz. Biz büyük bir kulüpte oynuyoruz, büyük bir kulübü temsil ediyoruz. Ve hedefimiz de elbette ki başarılar kazanmak burada, zaferler kazanmak. Bana göre zamanla oynadığımız oyunun da çok daha iyi bir seviyeye geleceğini düşünüyorum. Ben sezon sonunda güzel şeyler başarabileceğimizin şansının olduğuna inanıyorum. Evet, aslında şimdi Karagümrük performansı iyi şeyler vaat ediyor Emre Mor için. Öncesi belki tartışılır ama... kadroya bakınca bu maça tabii ki baz alamayız ama 11'de şans bulur mu? Sen az önce dedin ya, oynamazsa da böyle konuşması lazım. Yoksa yani Emre için söylemiyorum. Hepsi için, hepsi için söylüyorum. Yani özellikle bu, o konuştuğu için. Evet. ona çıktı. Hepsi için geçer. Fenerbahçe'de çünkü çok olacak. Yani tabii. Yedek kalma problemi çok olacak ama kulvar fazla. Maç sayısı fazla. Unutmam. Abdullah Hoca Başakşehir'i çalıştırıyor. Mossoro var o zaman. Göztepe'de evet. Falan da oynamıştı ya. Hı. Hakikaten önemli bir oyuncuydu. Yedek. Yayıncı kuruluşta maçtan önce yedeklerle röportaj yapıyor ya. Ona sordular. Yedeksin, ne düşünüyorsun diye. İlk 11 oynattığında hocama diyor muyum beni niye oynattın diye. Yedek bırakınca sorayım diye. Evet. Yani bir teknik adamın oyuncu üstünde bu saygıyı yaratması çok önemli. Mesela Mustafa Denizli'nin takımlarında da hiç yedek kavramı yoktur. O hep öyle söyler ya. Tabii. Onar eder yedek oyuncularını da. Yani hoca zıt diye oynatırdı Mustafa Hoca. Evet. Yani, yedek oyuncusu yoktu onun. Ve Mustafa Hoca oyuncunun kafasının içine de girerdi. Tabii. Başka bir teknik adamdı. Ben evet. Muhabirlik dönemime rast geldi. Çok da şanslı sayıyorum kendimi. Hakikaten çok şey öğrendim Mustafa Denizli'den, Şenol Hoca'dan da. Evet. Fatih Hoca'yla çok beraber olamadık. o etapta. Yani bizim Bilal abiydi milli takım muhabiri. Halil Galatasaray muhabiri zaten. Fatih Hoca'yla çok böyle uzun uzun sohbetlerimiz olamadı da. Mustafa Hoca'yla, Şenol Hoca'yla oldu. Onlardan yani tecrübe hakikaten başka bir bakış açısı. Parayla satın alabileceğim bir şey. Yaşanmışlıklardan çıkarttığın dersler, o anılardan yarın öbür gün senin başına gelirse ne yapacağına karar vermek, doğruyu bulmak. Müthiş bir şey yani. O yüzden size de, bizi seyredenlere de tavsiye ederim. Biyografi okusunlar. Çok önemli. Yani İzlesinler, aynen, okusunlar. Biyografi okusunlar. Başarılı insanların da başarısız insanların da. Biyografiler çok önemlidir. Ya ben mesela Arsene Wenger'in bir lafı vardı ya, Fenerbahçe'de şimdi 5 Brezilyalı oldu. Hani meşhur lafı Brezilyalılarla ilgili. Onun niye söylediğini hiçbir zaman anlam veremedim ve katılmıyorum da. İşte diyor ya orada, bir Brezilyalı fayda sağlar takıma. İki Brezilyalı karardır diyor. Gruplaşmaya neden olur. Üçüncüsü, üç Brezilyalı kaos yaratır. Dördüncü, dört Brezilyalı olursa bir takımda hoca gönderir. Şimdi niye iyi Brezilyalılar alırsan takıma uyumlu bir şekilde... Hayır, hoca da Brezilyalı bütünler... olursa sorun yok abi. Bak programı değil. Hayır, tamam, Portekizli, Güney Amerikalı. Doğru. Hoca... Belki onların dilinden anlayıp burada Fenerbahçe'de problem olacak anlamında söylemiyorum. Ben... Bu söz yıllardan beri konuşuluyor mesela. Ama ben çok anlamlı bir söz olarak kabul etmiyorum. Ama futbol dünyası atasözü gibi belliyor bu sözü. Ama ben yaşadım onu. Sen de yaşadın. Fenerbahçe'de mi yaşadın? Tabii canım. Evet. Alex döneminde. Roberto Carlos'lar, David'ler, ama, işte Bedersonlar. Onlar, o dönemi hatırlasana. Ya onların
ne diyeyim yani, kibir demeyeyim ama çok fazla... Abi bak, bak Zeki, biz seninle gidelim İzlanda'ya. Neydi? Egoları çok miydi? Yüksek oyuncularda var. Egodan değil. Bak, Egodan değil abi. Bir, neydi? Breidablik. İzlanda'nın Breidablik takımı bizi transfer etsin. İkimizi. Çıkalım. Ben sana atarım pası, sen bana atarsın. İlk tercihim ikimiz oluruz. Neye? Türküz. Aynı dili konuşuyoruz. Arkadaşız. Tamam, hanımlarımız birbirini tanıyor. İşte maçtan sonra gidiyoruz, mangal yapıyoruz. Brezilyalılar da öyle. Hemen grubu kurarlar. Brezilyalıların tamam sosyal, evet, doğru, sosyal hayatları, grup, evet. Fenerbahçe'de hep öyleydi, doğru. Özel yani, yaşantılarında öyleler. Diğer takımlarda da olsun. Abi bu normaldir. Aynı dili konuşuyorlar. Arkadaşlar aynı. İşte diyorum ya, niye hoca göndersinler onu diyorum. Birisini oynatmadığın zaman ötekiler bunu niye oynamıyorlar? Olur mu öyle şey ya? Olur. Formsuzsa oynamaz yani. Brezilyalılar futbolu bu kadar iyi bildiği yerde, evet, ki... Hoca getiriyor bu oyuncuları. Yönetim almıyor. Ben gördüm. Hocaya saygı duyacaklar. Ben gördüm, oluyor yani. Ben katılmıyorum. Arsene Wenger'in bu sözüne mesela, katılmıyorum. Mesela sana şunu söyleyeyim. Türkler de yapıyor bunu. Evet. Ya, Türkler de yapıyor bunu. Takım içinde gruplaşma olur ama Türkler, yani bu hoca gönderecek seviyeye abi bak, gelmez. Okan Buruk. Geçmişte örnekleri var. 2002 Dünya Kupası'na sakat geldi. Sakat. Tayfun Korkut'u kadrodan çıkardılar. Şenol Hoca. Okan Buruk'u sakatken kadroda tuttular. Neden? Çünkü yani o takımın 10 oyuncusu... Takım sonuçta başarılı oldu. Hayır, o takımın 10 oyuncusu Galatasaray'dan. Galatasaraylı oyuncular dediler ki, Şenol Hoca'ya sorarsın. Gürcan böyle bir şey dedi, doğru mu söyledi diye. Ya da o dönemi yaşıyor. Biz Okan'ı istiyoruz dedi. Okan kalsın dedi. Grubun selameti açısından. Olabilir ama sonuçta başarı geldi mi geldi. Hayır, ondan grubun selameti açısından Şenol Hoca da bir tercih yaptı. Yani oynatmayacağı oyuncu kadro tuttu. O da kadrolar limitli ya. Ama yani, Jorge Jesus şimdi böyle bir riske mi girmiş oluyor? Hayır ama Jorge Jesus zaten Portekizce konuşuyor. Yani kendi adamlarını getiriyor. Aksine bence bak, tam tersi olacak. Hoca tutan bak, oyuncular olacak. Hoca Jorge Jesus değil, İsmail Kartal olsaydı. İşte bu kadar... O zaman sıkıntı olabilirdi. İşte onu söylüyorum ben de sana. Arsene Wenger de onu yaşamış. Kaç tane... Ama işler iyi giderken hiçbir sıkıntı hocam olmaz. Ha? Şunu söylemesi lazım Arsene Wenger'in. İşler iyi giderken bunlar ortaya çıkmaz. İşler abi, kötü adam, giderken Türkler de hocanın arkasından hocanın kuyusunu kazıyorlar. Zeki adam... Neler görmüş, neler yaşamış. Böyle bir şey diyorsa vardır bir senin ya. Daha biliyorsun ya, Pereira üçlü savunma oynatacağım dediğinde daha topuk yaylasında oyuncular Sosa ile birlikte İrfan Can Kahveci birkaç oyuncu da gidiyorlar. Biz senin sisteminle oynamak istemiyoruz. Zorlanırız, başarılı olamayız deyince hayır. Adapte olamazsanız o zaman yedek kalırsınız demiş orada. O başka bir şey. Ya, yani onu oyuncular yapar bunu. Yapması lazım. Takımın kaptanıysan, İyi takımda da en son bu kaptanıysan, yaşandı. Lider oyuncusuysan hocayla bunu tartışacaksın. Ama hocanın dediği olur. Hocanın dediği olur. Yani bir futbolcunun gidip hoca sen bunu istiyorsun ama bak bizim takım böyle şöyle biz bu tarafta başarılı olamamayız demesi iyi bir şeydir. Ama ben Ferdi deseydi ki ben sol bek oynamam o zaman sıkıntı. Hoca seni sol bek mi oynatıyor oynayacaksın. Seni sağ bek mi oynatıyor oynayacaksın. Yapabildiğin kadar oynayacaksın. Son olarak Fenerbahçe ile ilgili şunu söyleyeyim ben. Ya bu akşamki maç üzerinden ben Fenerbahçe'nin değerlendirilmesini doğru bulmuyorum. Evet Fenerbahçe iyi yolda ama çok Fenerbahçe'nin güç olarak çok çok altında bir takımdı. Şimdi Emre Mor'un tabii ki oyun gücünü ligde bu şekilde oynaması. Kasımpaşa'da onun üzerinden oynanan bir oyun vardı. Fenerbahçe'de mutlaka tam takım oturunca alternatif oyuncu olacaktır Buruma gibi. Çünkü fizik gücüyle oynanan bir oyun. Ya, bizim ligimizde hani Emre Mor, Buruma gibi oyuncular çok fazla o sert stoperler karşısında direnç gösteremezler. O yüzden yani bu maç üzerinden Fenerbahçe'yi değerlendirmek Zeki, objektif bir bakış açısı olmaz. Ama Fenerbahçe iyi yolda, Zeki, ligi hazır, Konya Spor olduğu gibi. Böyle duran top, iyi duran top kullanan oyuncuların varsa takımda. Evet. Emre Mor, Buruma, Lincoln yani faul alan oyuncular. Ama çok savunmaya yardım eden oyuncular değil. Birlikte hareket edemezsin bu oyuncularla. İşte, ön tarafta çok iyiler
Ama ettireceksin. Bugün ettiler. Gele getirmediler takımı kaleye. Ama şimdi bu rakibe karşı yapabilirsin ama mesela ligin ilk 5 sırasına, 6 sırasına oynayan takımlara karşı bu oyuncular sahada sırıtır. Ön tarafta evet problem çözebilirler ama işin savunma yönünde çok zayıf kalırlar.